Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Finans analisti İslam Memiş bizlerle paranın şifresindeyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Kasım ayını artık noktalıyoruz ve Aralık ayı yılın son ayını, son haftasını karşılarken, son ayını karşılarken piyasalarda bir hareketlilik söz konusu. Son durum nedir? Hemen sizden alalım. Evet, Kasım ayının son haftasına başladık ve yeni zirvelerle haftayı uğurlayacağız gibi duruyor. Kasım ayı genel itibariyle çok karışık bir seyirde geçti. Döviz kurlarında, borsa tarafında, kripto para piyasasında sert dalgalanmaların yaşandığı bir piyasayı geride bırakacağız. Ama Aralık ayında biraz daha yıl sonu kapanışı olduğu için, yani 2023'ü uğurlayacağımız bir ay olduğu için burada genel daha iyimser bir dönem karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Hangi enstrümanlarda, hangi bant aralıklarını takip edeceğim. Burayı yorumlamak isterim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.959 puandan haftayı tamamlamıştı. Cuma günü kapanış rakamı. 7.700-8.050 puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Dolar TL kurunda yine beklentimiz aynı. Yılı 29.70 lira seviyesinden veya daha üst rakamlardan tamamlayabiliriz. Şu anda 28.90 lira seviyesinde olan bir dolar TL kuru var karşımızda. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketler önümüzdeki yılda devam edecek. Öyle açık, yani dolar tarafında sürpriz yok. Yine Avro TL kurunda da sürpriz yok. 31.68 lira seviyesinde. 1.0957 seviyesinde bir euro dolar paritesi var. Burada da 1.12-1.15 beklenti hala devam ediyor. Kısa vadeli düşüşler alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor euro dolar paritesinde. Ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde yerleşme çabasına devam ediyor. 2010 dolar seviyesinden haftaya başladı. 1980-2080 dolar aralığını takip ediyor olacağım. 1980-2080 dolar aralığı. Ancak Aralık ayında ons altına dikkat etmek lazım. 1980 dolar seviyesinin altında 1930 dolar seviyesine kadar boşluk bir alan kaldı. Bu alanın mutlaka teknik olarak doldurulması gerekiyor. O yüzden ons altın tarafında her ne kadar 2024 yılında 2000 dolar seviyesi üzerinde yerleşen ve 2000 dolar seviyesinin dip seviyesi olarak belirleyen bir ons altın karşımızda dursa da Aralık ayında o aşağıda ihlal edilen alanların teknik olarak test edilmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden aşağıdaki alanlara dikkat etmek lazım. Gram altın TL fiyatı 1900 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Şu anda 1900-1905 lira, yani 1905 lira seviyesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi. Yine bir rekor. Ancak bu rekor cümlesine çok göreceğiz, çok duyacağız. Daha 2000'li seviyeler var, 2100'lü seviyeler var, önümüzdeki 2500 ve 2700'lü seviyeler var. O yüzden bu rekor kelimesini sık sık duymaya devam edeceğiz ve trend yukarı. Düşüşler mutlaka zaman zaman olacaktır. Aşağıda 1870 lira destek seviyesi var. Yukarıda 1920 lira direnç seviyesi var. Bu hafta bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün ons fiyatı 24.69 dolar seviyesinde, %1.5 primle. Burada 26 dolar direncini takip ediyor olacağım. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak göreceğim. Pazar günü OPEC toplantısı yapılacak diye iptal edildi ve haftaya da sakin bir açılış yaptı petrol fiyatları 80.31 dolar seviyesinde. Burada da 80-85 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine OPEC tarafından gelen açıklamalar petrol fiyatlarındaki yön için önemli olacak. Kripto para piyasasındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bitcoin 37.345 dolar seviyesinde. %1.35'lik değer kaybı var Bitcoin tarafında. 35-38 bin dolar aralığına sıkıştı. 2024 yılında her ne kadar görünüm pozitif yönde olsa da yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Dolar endeksi 103.14 seviyesinde, yani doların uluslararası piyasalardaki bir değer kaybı var. Elinde yatırımcısı da kaçmak için, terk etmek için, euroya, altına, gümüşe vesaire geçmek için son günlerini yaşıyor. Çünkü doların uluslararası piyasalardaki değerinde bir düşüş öngörüyorum. Evet. Ancak dolar TL kuru değil. Bunu finansal okur yazarlı olmayanlar çok algılayamıyor. Dolar TL kuru farklı bir şeydir. Dolar endeksi farklı bir şeydir. Ben dolar endeksinden bahsediyorum. Zaten dolar TL'yi az önce yorumladık.
dolar endeksinde yaşanan bu 92-94 seviyesine kadar öngördüğüm geri çekilmeler, işte euro dolar paritesinde, sterlin dolar paritesinde, ons altında, ons gümüşte vesaire pozitif katkı sunmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Peki yine geçtiğimiz hafta konuşmamızda şunu da belirtmiştin, özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir geri çekilmeler oldu ama çok kısa süreli oldu. Bununla birlikte yine dolar kurunun önümüzdeki günlerde özellikle 2024 yılında 45 liralara kadar ulaşacağını söyledin. Bu akıllarda şöyle bir soru işareti bıraktı. Acaba yatırım yapmakta fayda mı var gibi, ama aslında tam tersi olduğunu da her seferinde söylüyorsun. Onu da bir kez daha yenileme. Evet. İsteyeceğim sizden. Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar Türk lirasına karşı en az kazandıran bir para birimidir. Doları bir yatırım aracı olarak görmek iyi bir şey değildir. Kazanç anlamında. Evet. Finansal okuryazarlı olan, hesap yapmasını bilen herkes bunu biliyor. Örnek verelim. Bir yıl önce 10 bin dolarım vardı. Kenara yazacaksın. Ocak ayında ne kadardı? Bugün ne kadar? Ocak ayında euro ne kadardı bugüne kadar, gram altın ne kadardı bugüne kadar. Böyle bir 5 dakika hesap yapan neyin ne olduğunu zaten görüyor. Hesap yapmasını bilen zaten anlıyor. Dolar bir yatırım aracı olmamakla birlikte uzun vadeli yine TL karşısında en az getiriye sahip olan bir para birimidir. Dolar tarafında evet 40-45 bandını beklemeye devam ediyorum, ama dolar kurunun 45 lira olacağı bir aralıkta Avro TL kurumunda 50 lira seviyesinin üzerinde bir rakamda bizi bekliyor olacağız. Özellikle sterlin TL kurulu da 60'lı rakamlar önümüzdeki yıl görülebilir. Peki şu son dönemde özellikle pandemiden sonra kripto paralar, işte dijital paralar vesaire, bunlarla beraber bir de kur korumalıdan sonra paradan para kazanmayı sevdik aslına bakarsan, ama bir yandan da işte arabadaki fiyatlar, ikinci el araçlardaki o köpük fiyatlar gittiği gibi son dönemde de ilan sayfalarındaki o boşluklar temizlendikten sonra biraz da ev fiyatlarındaki o köpüğün de yine bir şekilde gittiğini gördük. Ama yine de ev fiyatlarında bir artış önümüzdeki günlerde olacak mı? Yatırımcıyı nasıl bir zaman dilimi bekliyor? Yani nakit paradan para kazanmaya devam mı etmeliler, yoksa sence gayrimenkule yönlenmekte fayda var mı? Tatlı para dönemi bitti. O tatlı para kazanma, oturduğunuz yerden, borsadan, faizden vesaire böyle kazanma. Ama enflasyona karşı korumak farklı bir şeydir. Para kazanmak farklı bir şeydir. Bundan sonraki süreçlerde kazandığını fazlasıyla geri verecek bir model var karşımızda. Kenarda durup işte evet borsanın da bir getirisi olacaktır, faizin de bir getirisi olacaktır vesaire, ama bir bakacaksınız sonuçta mütalaa yaptığınız zaman, hesap toparladığınız zaman yıllık kazançlarda yine mülk tarafında olduğunu göreceksiniz. Emlak tarafında daha önceki yayınlarımızda da sık sık ifade ettiğim gibi TL bazlı düşüş bekleyen bence hüsranla karşılaşabilir. Bugüne kadar işte benim param var, ev almayı bekliyorum. Onunla gittim, borsaya girdim, döviz aldım, altın aldım vesaire. Şimdi bir bakıyor, hesaplama yapıyor. Evet, dolar yükselmiş, altın yükselmiş, borsa yükselmiş ama evde yükselmiş, gerilememiş. Bekleyerek hata yaptım ancak o zaman alıyor. O yüzden parası hazır olan, ev almak isteyen kişinin bence bir an önce bu işi bitirmesi lazım. 2024 yılında emlak piyasasında yükselişlerin devam edeceğini öngörüyorum. Düşüş bir rakam beklemiyorum. O yüzden parası hazırda olan, ev almayı düşünen, gerçekten fiyatlar düşecek diye bir beklenti içerisindeyse bu beklentinin sonu hüsran olabilir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir parantez var gayrimenkul kısmında. %25'lik kira artışı artık ikinci ev alımındansa dükkan almayı daha çok cazip hale getirdiği şeklinde yorumlar, başlıklar atılıyor. Buna ne dersin? Tabii ki yani burada örnek veriyorum. Son açıklanan rakamla birlikte %68 civarında dükkan kirasında zam yaparken %25 konut tarafında zam yapıyorsunuz. Getiri ortada, iş yeri yani zaten bu ülkede ilginç bir şey var. Yani esnaf ağır bedeller ödemeye devam ediyor. %68 kira zammını ödüyor. Çünkü çok para kazanıyor esnaf. Küçük olması, büyük olması önemli değil. İşte sigorta emeklerinde 9000 prim gününü esnaf karşılıyor. Yani herkes de 5 yıl sonra emekli oluyor. Yandaki herkes emekli yapıyor. Kendisi 5 yıl bekliyor. Bu işin faturasını hep esnaf çekiyor.
Ama artık esnaflık da yavaş yavaş bitecek. Zaten çoğu insan kapatmaya başladı. Bundan sonra daha çok kapatma süreçleri olacaktır. O yüzden artık esnafa yük bindirme gibi bir hayal içerisinde kimse olmayacak zaten. Evet, yani iş yeri kiralarındaki %68-%69 kira zammı yaparken konut tarafında %25 yapıyorsunuz ve dolayısıyla herkes dükkan almayı tercih ediyor. Yine resmi olarak vakıflardan, devlet idarelerinden mülk kiralayanlar %300, %400 kira zammı yaparken bir tarafta %25 kirayı normal buluyorsunuz. Burada da ilginç bir şey var. Onu da dilemek lazım. Vakıfların veya resmi kurum ve kuruluşların kendi mülklerine kiracılarına %400 zam yaparken %25'i tekrar sorgulamak lazım. Evet, herkes kendine göre haklı. Adamın malı var. Enflasyona karşı getirisi az ve kirasını yükseltmek istiyor. Diğer tarafta parası yok. Bildiğin fakir, ödeyemiyor. Herkes boğaz boğazı, gırtlak gırtlağa giriyor. Cinayetler çıkıyor, kavgalar çıkıyor. Çıkmaya devam edecek. Bu uygulamanın da günün birinde sonlanması lazım. Serbest piyasa ekonomisine tekrar dönülmesi lazım. Zoraki polisiye güvenlikle yaptığınız işlerde bir sonuç çıkmaz diye ben düşünüyorum. O yüzden herkes haklı. Yani mülk sahibi haksız da kiracı mı haklı sadece? Enflasyona bakıyor. Ya mülk sahibinden tutuyorsunuz, zamları %100'den fazla yapıyorsunuz. Kiraya zammı %25 yapacaksın diyorsun. Şimdi kiracıya diyorsun ki %25 vereceksin diyorsun. Ama kiracı da çok iyi biliyor, adı gibi emin. Yani %25 zam bu adamı kurtarmayacak. O da bunun farkında. Bu sefer ne oluyor? Ha ne güzelmiş diyor. Güzel bir fırsatçılık ortaya çıkıyor. Kavgalar, kıyametler ondan sonra kopuyor gidiyor. Ama sonuca baktığımız zaman ne oluyor? Bu ekonomi modelinin sosyolojik anlamda ülkenin, kendinin komşuluklar arasında, kısım akraba arasında, iletişim noktasında ciddi tahribatlarına neden oluyor. Bu işin faturasını her zamanki gibi halk Evet, ödemeye devam ediyor. bakalım önümüzdeki Maalesef. günlerde neleri göreceğiz? %25 konuttaki zam oranı yine devam edecek mi, yoksa tartışmaların odağında kalmaya devam edecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, finans analisti İslam Memiş paranın şifresinde bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.